Şahsen ben mistik bir dinginliğin içine girmişimdir çocukluğumdan beri. Hatta şimdi de okurken belki o çocukluktan kalma psikoloji çağrışım yaptığında yine aynı duygularla böyle Ömer Seyfettin'in hepimizin hayatında özellikle ilkokulda, ortaokulda önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Ben öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Müdürümüz Doktor Muharrem Bayrağı sahneye davet ediyorum. Alkışlarını da yer. Kabataş Erkeklisi olarak bizler yıl içinde birçok kültür, sanat, spor, edebiyat alanında faaliyetler geliştiriyoruz. Fakat bugün içinde bulmuş olduğumuz program vesilesiyle çok ayrı bir programı icra edeceğiz. Tabii sözlerime başlamadan önce şöyle bir özür de ifade ederek başlamak istiyorum. Bugün İstanbul'da anormal bir trafik vardı. Bu trafikten dolayı programımız normalde 10-30 olarak planlanmıştı ama misafirlerimiz ve okulumuz dışından gelen misafir öğrencilerimizin okulumuza gelmesiyle ilgili bazı aksamalar olduğu için programımızı geç başlatmış olduk. Öncelikle özür dileriz. Değerli misafirlerimiz, tabii Ömer Seyfettin gibi okulumuzdan mezun olmuş çok mümtaz şahsiyetler var. Bu mümtaz şahsiyetler bizim için yeri, kıymeti ve bunu öğrencilerimize, gelecek kuşaklara aktarma noktasında da bize ayrıca bir görev veriyor. Bu görevi kendimize, Emre Hocam'ın da ifade etmiş olduğu gibi bir milli, bir bilinç geliştirerek yapmayı arzu ediyoruz. Tabii 1914-1920 yılları arasında okulumuzda edebiyat öğretmenliği yapmış, Türk hikayesinin öncü isimlerinden ve gerek kendinden önceki, gerekse çağdaşı olduğu dönemde farklı bir tarzıyla çağdaş, modern ve gerçekten olay hikayesiyle, yazmış olduğu hikayeleriyle çocukluğumuzda çok derin izler bırakmış ve hala eserleriyle inanılmaz mesajlar veren ve üzerinden yıllar geçtikçe bile okunduğunda çok daha farklı mesajları da içinde barındıran bir şahsiyetten bahsediyoruz, Ömer Seyfettin. Ve bizler Kabataş Erkek Lisesi olarak Ömer Seyfettin'in adını yaşatmak, onun hatırasına sahip çıkmak ve onun eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı zaten bir edebiyat öğretmenimiz olarak bizlere bunu sağladığı için zaten bir görev olarak atfediyorduk. Ama bizim için daha çok önemli olan bugün bu salonda İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle bir eserde buluşmak ve yine adı da Geleneksel Ömer Seyfettin, bu yıl 12.sini düzenlemiş olduğumuz öykü yarışmasında bunu kitaplaştırarak, bunu somutlaştırmak, bir kalıcı bir eser haline dönüştürmek bizim için aslında en önemli bir başarı hikayesidir. Neden? Çünkü Ömer Seyfettin gibi bu zamana kadar Kabataş'tan yolu geçmiş birçok mümtaz şahsiyet var. Behçet Necati bunlardan bir tanesi, Fuat Köprülü bunlardan bir tanesi, Aliyan Tarlan, Niyaz Sami Banarlı gibi edebiyatta, kültürde, sanatta, tarihte inanılmaz iz bırakmış isimler var. Ama Ömer Seyfettin'in bizdeki izi daha farklı. Dolayısıyla bugün mektup temasıyla Kabataş Erkek Lisesi olarak 12.sini düzenlemiş olduğumuz Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması'nda yapmış olduğumuz hikaye derlemesini kitaplaştırdık ama aynı zamanda bu yarışmaya 38 öykü katıldı. Bu 38 öykü içerisinde de 4 öykümüz ödül almaya layık görüldü ve bu 4 derece dışında da yaklaşık 7 hikayemizde dikkate değer öyküler klasmanına girmiş oldu. Bugün biz öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Tabii bu ödülleri alan öğrencilerimiz dışında da yarışmaya katılan, emek veren ve bir şekilde bu yarışma için zamanını ayırarak satırlara fikirlerini, zihinlerini, hayallerini döken öğrencilerimize de emekler için ben apayrı bir teşekkür ederim. Dolayısıyla bugün bu kalıcı eseri hep birlikte çıkarmış olduk. Benim için daha kıymetli olan eser şu. Hikaye yarışmaları günümüzde biliyorsunuz, malumunuz, öğrencilerimizin sosyal medyayı artık günümüzde çok fazla etkin kullandığımız dönemden geçiriyoruz.
Artık kalıcı eserlerde, edebi eserlere zaman ayırmak kısmi olarak azaldı. Keyfiyet ve kemiyet babında bunlara daha fazla zemin hazırlamak, daha da geliştirmek bizim en büyük arzumuz. Gittikçe son zamanlarda hikaye yarışmamıza katılan hikaye sayısı da düşüş vardı, değil mi Emre Hocam? Ama bu yıl kitabın kalın olması, hikaye bu şu anlama geliyor. Bu 38 hikaye çok daha fazla bir şekilde bu yıl buna dikkat etmeniz, değer vermeniz ve burada yer almanız bizim için daha mutluluk vesilesi. Gelecek kuşaklar adına da Ömer Seyfettin'e sahip çıkmanız, onun anısına en azından öykülerinizle katkıda bulunmuş olmanız bizim için çok daha önemli. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Misafirlerimiz burada söz alarak bugünün anlamına, önemine binaen konuşmalarını yapacaklar ama ben özellikle bu hikaye yarışmasının düzenlenmesi, arka planında uzun zamandan beri hayata geçirilmesiyle ilgili emekleri olan, başta Türk Dili Edebiyatı öğretmenimiz Emre Hayan olmak üzere, Kabataş Erkek Lise Eğitim Vakfımıza teşekkür ederim. Ama ayrıca burada emekleri olan, gerek jüride, gerekse değerlendirme komisyonunda emekleri olan okulumuz mezunu, 1990 yılı mezunumuz Tarık Tufan'a teşekkür ederim. Yine Ali Ural hocamız yazar burada. Kendisi daha önce de hikaye yarışmasında jüride yer almıştı. Bugün yine katılım sağladı. Ona emekler için, burada bulunduğu için teşekkür ederim. Sayın Hümeyra Yabar'a katkıları için teşekkür ederim. Yine din kültürü öğretmenimiz ama entelektüel girişimleriyle edebiyatta da var olan ve farklı hikaye ve yazmış olduğu makaleleriyle de ön plana çıkan din kültürü öğretmenimiz İbrahim Varelci hocamız. Şu an göremedim ama buradasın. Emeklerin için teşekkürler İbrahim hocam. Ve edebiyat öğretmenlerimiz Tuğyan Anıl Pehlivan'a teşekkür ederim. Yine edebiyat öğretmenlerimiz Ayşe Erzen'e, Filiz İlaslan'a, Duygu Elif Yalçın'a, Yusuf Yüksel Bacak'a ve Şemsettin Şeker'e ayrıca teşekkür ederim. Bugün aramızda daha önce edebiyat öğretmenliği yapmış Kemalettin hocamı da görüyorum. Hoş geldin hocam. Sizler de görev boyunca yapmış olduğunuz görev boyunca 12'sini düzenliyoruz. Muhakkak sizler de o süre boyunca katkılarınız olmuştur. Teşekkürler. Sizleri gördüm. Bunu da ifade etmek istiyorum. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizlerle burada Ömer Seyfettin'i almaktan memnuniyetimizi ifade ediyorum. Saygı seviyorum, duyuyorum. Evet, onun hikayesi 1 Mart sabahı Gönen'de başladı. Ve yine 1 Mart sabahı Haydarpaşa Hastanesi'nin soğuk bir odasında son buldu. Gönen'den çok kıymetli misafirlerimiz var. Gönen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yalman ve meclis üyelerimiz aramızda. Onlara bir hoş geldin alkışı rica ediyorum sizlerle. Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi edebiyat öğretmenlerimiz ve öğrencileri teşrif ettiler. Onlara da hoş geldiniz diyorum tekrar. Ve evet, kısa bir ömrün uzun hikayesi. Salim Hocam, 540 sayfaya sığdı mı onun hikayesi? Sığmadı, ancak şurada bir çekişimde. Evet. Editörün artık bitir dedi romanı, ben de ortaya bir türlü koyamamıştım. Eyvallah. Çünkü onun ömrü gerçekten dop dolu geçmiş. Salim Nizam aramızda, Ben Gönen'de Doğdum biyografik romanının kısa bir ömrün uzun hikayesi. Ben kendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, Ömer Seyfettin'in hayatı 1 Mart sabahı Gönen'de başladı ve yine 1 Mart sabahı Haydarpaşa Hastanesi'nde son buldu. Biz Ben Gönen'de Doğdum romanında kısa bir ömrün uzun hikayesi dedik. Gerçekten de onun ömrü kısa olmasına rağmen dop doluydu. 1000'e yakın eser, 7 tiyatro, yine çeviriler, evet çeviriler yapmıştır, Ömer Seyfettin makaleler yazmıştır. Yıllarca çocuk edebiyatçısı olarak algılanmıştır. İndirgenmeye çalışılmıştır çocuk edebiyatına, ancak Ömer Seyfettin bir dava, bir düşünce adamıdır. Evet, benim tanıdığım iki devrimci insan var. Birisi Mustafa Kemal Atatürk ve birisi de Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin Nisan başlarında Selanik'e gelir.
Bu da tabii İttihat ve Terakki Partisi'nin önde gelen ismi Ziya Gökalp'in tazminat ödeyerek orduya davetiyle gelir Selanik'e ve Ali Canip'le tanışır. Daha önce Ali Canip'le tanışması Selanik'te Kadın Dergisi yoluyladır. Oraya hikayeler yazmaktadır. Ve Beyaz Kule etrafında zaman zaman toplanırlar ve dil tartışmaları yaparlar Ömer Seyfettin. Tabii Atatürk'te, Mustafa Kemal Atatürk'te o sıralar Selanik'tedir. Olimpos Oteli'ne gelmekte. Yine Selanik'teki kafeteryalarda o da vatan için tartışmalar yapmaktadır. Vatanın kurtuluşu için tartışmalar yapmaktadır. Ömer Seyfettin hayatı 3 kez Mustafa Kemal Atatürk'le kesişecektir. Bundan da bahsedeceğiz. Evet, genç kalemler 11 Nisan olarak bilinir. Ancak bu sevgili Profesör Doktor Nazım Hikmet hocamın da son güncellemesi 21 Nisan. Evet, genç kalemler Osmaniye matbaasında yayın hayatına başlar. Bu da Selanik'te çıkan Hüsün ve Şirin dergisinin 33. sayısının devamlıdır ve büyük boy olarak çıkar ve Ömer Seyfettin Yeni Lisan makalesini imzasız yayınlayarak Türkçemizde ne yapmıştır? Bir devrim yapmıştır, reform yapmıştır. Arapça tamlamalar dilimizden atılarak İstanbul dili, bugün konuştuğumuz arı dil konuşulmaya başlamıştır. Ve daha sonra Yakup Kadri, Halide Edebiyatı vardı tabii. Bu Reşat Nuri Güntekin dilimize hizmetlerde bulunmuştu. Evet, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Ona çok şey borçluyuz. O da bir devrimciydi. Nasıl ki Ömer Seyfettin dilimizde bir reform yapmışsa, Mustafa Kemal de Ankara'da Türk İnkılabı'nı yapmıştı 1928 yılında. Ve ikisi de Harbiye mezunudur. Ömer Seyfettin de Mustafa Kemal arasında 2 yıl vardır. Ve tabii ki hocaları kimdir? Necip Asım Yazıksız. Kendisinden Fransızca dersi, Türkçe ve tarih dersleri almıştır. Ve Atatürk Türk Tarih Kurumu'nu, yine Türk Dil Kurumu'nu açtıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'nda toplantılar yapar, dil toplantısı yapar ve hocası Necip Asım Yazıksız'ı davet eder. Nasıl der, devrimleri nasıl buldun hocam der. O da çok sağ ol, çok var ol diyerek Mustafa Kemal'i destekler, devrimleri destekler. Evet, Ömer Seyfettin'in hayatı dop dolu. Onun hikayeciliği her zaman büyük eserini yapmak için, yazmak için çabalamıştır. Hatta Necat Vapuru'yla 1913 Kasım'ında İstanbul'a gelirken Ali Canip'in görev yaptığı Çanakkale Sultanesi'nde inip, yanına inip İzmir taraflarına gidip büyük eserini yazmak istemiştir. Bu Efruz Bey'i aşan bir roman da olabilir, tiyatro da olabilir. Çünkü benim görüşüm tiyatro eseri olabileceği yönünde. Çünkü direkler arasında Eyüp Baytar Rüştesi'ndeyken tiyatro izlemeye gidiyordu Ömer Seyfettin. Evet, Kurbağa Duası adlı hikayesini Ali Canip Yöntem Çanakkale'de bizzat Ömer Seyfettin'e vermiştir. Ömer Seyfettin hikaye anlayışında öncelikle annesinden dinlediği hikayelerin çok büyük bir rolü vardır. Gönen'de divanları vardır, yani kütüphaneleri vardır evlerinde ve Fatma Hanım entelektüel bir kadın çünkü İstanbul'a gidip gelmekte sürekli ve kitaplar taşımakta, Firdevsileri Ömer Seyfettin'e Şehname'den bölümler okumakta, anlasa da anlamasa da ve Habil Ana, Pervin Hanım ilk hikaye fikrinin oluşmasında Ömer Seyfettin'in tasavvur etmesinde hikayeleri çok büyük etkisi vardır Ömer Seyfettin'in. Evet, bugün aranızda olmaktan son derece mutluyum, kıvanç duyuyorum. Okul müdürümüz Sayın Muharrem Bayrağ'a böyle güzel organizasyon için teşekkür ediyorum, saygılarımla. Salim Nizam hocamızı geçtiğimiz yıl da okulumuzu ağırlamıştık. Kendisi çok değerli. Ömer Seyfettin konusunda Türkiye'de çok ciddi çalışmalar imza atmış yegan isimlerden bir tanesi. Ben Gönen'de doğdum biyografik romanıyla. Ben de kendisinden müstefi olmuş olduk. Kitabını okudum. Çok
heyecan duydum böyle bir önemli bir eseri imza atmış olduğu için. Ve geçtiğimiz yılki 11. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması'na da konuşmacı olarak davet ettik. Kendisi de sağ olsun aramıza katıldı. Bu yıl da aramıza daha güçlü katıldılar. Gönen'den misafirlerimiz var. Gönen Belediye'mizden, Belediye Başkan Yardımcımız ve mezunlarımızın da aralarında olduğu, Ömer Seyfettin'i sevenlerin aramızda olduğu bir heyetle geldiler. Dolayısıyla aramızda onları görmekten memnuniyetimizi ifade ediyorum. Tekrardan şeref getirdiniz. Ve umarım bu birlikteliğimiz yıllar boyu devam eder. Düşünerek Balıkesir'de Kabataş Erkek Lisesi arasındaki bu bağ daha da farklı bir işbirlikle artarak devam eder. Salim Hüseyin Hocam'a da katkılarından dolayı, konuşmalarından dolayı teşekkür ederim, saygılarımla. Bu arada dönemin de bizim için farklı bir önemi var. Beşiktaş Necati Hocamızın döneminde ortaya çıkarılan ilk baskısını iptal şartlarda yapmış oldukları bir dergiydi. Biz Kabataş olarak nasıl ki Ömer Seyfettin'in anısına hikaye yarışması devam ettiriyoruz. Ölüm dergisinde edebiyat zümremiz büyük bir özveriyle yıllar boyunca devam ettiriyorlar. Onun günün anısına edebiyatla ilgili içinde Ömer Seyfettin'e ait yazıların olduğu bir sayfayı vermiş olduk. Sayıyı vermiş olduk. Tabii en önemli hediyelerimizden bir tanesi de şu, Ömer Seyfettin döneminde okulumuzun logosu, arması, şu an okulumuzun kullanılan logosu bu değil, daha farklı şekli var ama tarihi bu şekilde. O dönem Ömer Seyfettin dönemindeki Kabataş Erkek Lisesi olarak kullanılan logomuzun hediyesini de bugün takdim etmiş oluyoruz günün hatırasına. Tabii ders kitaplarında sıkça geçer Mopasan tarzı öykücülüğün, modern Türk öykücülüğündeki öncüsü Ömer Seyfettin. Onun tabii pek çok ilham kaynağı var. Bunlardan birisi de çocukluk yılları. Benim özellikle Kaşağı mesela çok etkilendiğim bir öyküsüdür. Falaka, Ant, özellikle Ant çok etkili bir öyküdür. Evet. Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin şırıltısını işitirdi. Evimiz, iç çitim büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul'a gittiği için bir yaş küçük kardeşim Hasan'la birlikte sürekli seyisimiz Dadaruk'un yanındaydık. Babamızın atlarına bakıcılık yapan Dadaruk, yaşlı bir adamdı. En sevdiğimiz şey atları olduğundan sabah erkenden ahıra koşuyorduk. Dadaruk'la beraber atları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek bizim için doyulmaz bir zevkti. Hasan korktuğundan tek başına binemez, Dadaruk da onun önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, otları yemliklere yerleştirmek, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli oyunlardan bile daha çok hoşumuza giderdi. Hele tımar en zevkli işti. Dadaruk eline aldığı kaşayla tımara başlayıp tıpkı bir saat gibi tıkı tık tıkı tık sesler çıkmaya başlayınca yerimde duramaz, ben de yapacağım diye tutururdum. Dadaruk, tımarı bugün ben yapacağım. Yapamazsın. Niçin yapamam? Daha çok küçüksün de ondan. Yaparım. Büyüdüğünde yaparsın artık. Ne zaman yapacağım? Bu oynat kadar olunca. Bugün tımarı ben yapacağım. Hem de annemin İstanbul'dan aldığı o güzel kaşığıyla. Olsa olsa buradadır. İşte burada. Daha yepyeni. Pırıl pırıl parlıyor. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler arasından çıkan fakon kaşığı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaparak Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Ama Tosun rahat durmadı. Herhalde acıtıyor dedim. Kaşığının gümüş gibi parlayan dişleri çok sivri ve keskindi. Dişleri biraz köreltmek için duvara sürtmeye başladım. Dişler bozulunca yeniden denemeye geçtim. Gene atların hiçbir rahat durmuyordu. Çok kızdım. Öfkemi kaşığıdan çıkartmak istedim. Oldum ötedeki çeşmeye koştum. Kaşığı yalığın taşına koyup yerden kaldırabileceğim en ördlerden bir taşı alarak hızlıca üstüne indirdim. İstanbul'dan gelen, Dadaruk'un kullanmaya kıyamadığı o güzel kaşığı paramparça olmuştu. Sonra da yalığın içine attım. Dadaruk! Dadaruk! Çocuklar! Neredesiniz? Herkes hemen buraya gelsin. Buyurun beyefendi. Bir şey mi oldu?
Bu kaşağıyı yalağın içine buldum. Hem de paramparça. Kim kırdı bu kaşağıyı? Bilmiyorum efendim. Bana bakın. Kim kırdı bu kaşağıyı dedim. Şey, Hasan kırdı baba. Hasan mı? Evet. Dün gece Dadar uyurken odasına girdi. Kaşığı yerinden alıp yalanın taşını da ezdi. Niye kırdın Hasan? Ben kırmadım baba. Yalan söyle. Yalan söylemek çok fena bir şeydir. Bak eğer doğruyu söylersen kızmayacağım. Ben kırmadım baba. O kaşığı ben kırmadım. Yalancı. Defol git odana. Baba ben yapmadım. Defol. Dadar götür bunu odasına. Baba ben yapmadım. Şuna bak hala o konuşuyor. Bundan sonra odasından dışarı çıkması yasak. Pervez'e haber verin. Artık hep onunla oturacak. Evet aslında. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan eve hapsedilmişti. Annem eve döndükten sonra da affedilmedi. Babam ne zaman Hasan'ın sözü edilse o yalancı derdi. Hasan da yaşadığı olayı hatırladıkça ağlar, zor susardı. Benim kardeşime iftira atmış olabileceğim annemin hiç aklına gelmiyor. Atlar aptal olurum, atlara ezdirmiş olmalısın diyordu. Ertesi yılın yazında annem bir kez daha İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'ın ahıra girmesi hala yasaktı. Geceleri yatakta bana atların ne yaptıklarını, taylarım büyüyüp büyümediklerini sorardı. Bir gün aniden hastalandı. Kasabaya at gönderilip eve getirilen doktor, kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve doluştular. Yanlarında geçirdikleri kuşları kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın ucundan ayrılmıyordu. Hasan hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordu. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz kardeşimin hayali gözümün önüne geliyordu. İftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin, kardeşim ne zaman iyileşecek? Kardeşim iyileşemeyecek. İyi olacak. Hayır, iyi olmayacak. Ya ne olacak peki? Bak yavrum, kardeşin çok hasta. Kardeşin ölecek. Ne? Ölecek mi? Ben Hasan'ın yanına gideceğim. Dur, nereye gidiyorsun? Babam da yanında değil mi? Evet, yanında. Onlara bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin şimdi? Kaşığı benim kırdığımı söyleyeceğim. Hangi kaşığı? Geçen yılki. Hani babam kardeşime kızmıştı. Sonra da darılmıştı ya. Evet. İşte o kaşığı ben kırdım. Korkudan babama söyleyemedim. Hasan küçük. Ona bir şey demez diye kardeşim yaptı dedim. Bak yarın söylersin. Hayır, şimdi söyleyeceğim. Dur. Şimdi gece gece. Babam uyuyor. Hasan da uyuyor. Yarın söylersin, hem Hasan'a sarılırsın, öpersin. O seni affeder. Affeder mi sence? Tabii ki affeder. Tamam o zaman. Gel ben şimdi seni odana götüreyim. Sen de biraz uyu. Yarın tabii ki de seni affeder. Sabaha kadar uyuyamadım. Hava aydınlanmaya başlarken Pervin'i uyandırdım, baktım. İçimdeki zehir gibi vicdan azabını boşaltmak istiyor, acele ediyordum. Sofada babam da durup ağlarken. Ne yazık ki zavallı kardeşim o gece ölmüş. Çok kısa bir süre içerisinde güzel bir iş çıkarttılar. Öğrencilerimi kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz tabii öykü yönüyle, öykücülük yönüyle daha çok Ömer Seyfettin'i öne çıkarıyoruz ama edebiyat sahasında eser vermeye aslında şiir ile, şiir türüyle başlamıştır Ömer Seyfettin. İlk şiirini de 1898 yılında 14 yaşındayken Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'nde ortaokulundayken yazıyor. Lane-i Varam. Varam tabii çok ilginç geliyor bana bu. Varam insanı mahveden, tüketen aşk demek. Yani basit bir aşk değil. Lane-i Varam, lane de yuva, aşkın yuvası gibi çevirebiliriz. Yani askeri eğitim alan 14 yaşında bir genç bu isimde bir şiir yazıyor. Ne dersiniz Tarık abi? Efendim Tarık Tufan çok kıymetli vakitlerini ayırarak jürimizde önemli bir vazifeyi yerine getirdi. Kendisi aynı zamanda Kabataş mezunu. Ben kendilerini sahneye davet ediyorum. Konuşmaları için alkışlarınızla geliyorum. Yetiştiğim bu çatının altında öylesi bir gururun, öylesi güzel bir etkinliğin bir parçası olma fırsatını verdikleri için sevgili müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederim.
Bir öykü yarışması, öykü jürisi çok kolay değil, takdir edersiniz ki. Çünkü edebiyat dediğimiz şey insanların en nihayetinde öznel duygularından beslenen bir üretim biçimi, bir duygulanım, bir söyleyiş biçimi. Bu yüzden de öykü yazan bütün arkadaşların ellerine sağlık. Biz sadece kendi beğenilerimiz nispetinde bir sıralama yaptık ama bu sıralamalar, bu sıralamaların içinde birinci yahut 11. yahut işte 41. olmak bu manada çok da önemli değil diye düşünüyorum. Çünkü bir grup arkadaş olarak biz okuduk ve o anki duygularımızla puanlamalar yaptık. O yüzden bence burada ödül alan arkadaşlarla birlikte bu sıralamayı gerçekten önemsemeyin istiyorum. Yazmaya devam edin. Çünkü burada önemli olan şey bunu üretebilmek, orada olabilmek. Edebiyat dediğimiz şey böyle zaten. Ömer Seyfettin'le ilgili söylenecek her şey söylendi ya da şöyle, en azından zihnimizde bir merak oluşturacak, daha okumamıza vesile olacak şeyler. Bunları hep konuşmalıyız, konuşmaya devam etmeliyiz. Çünkü bu kırılma döneminin edebiyatçıları son derece trajik bir döneme tanıklık ettiler. Pek çoğunun doğum yerlerine pasaportla gitmek zorunda kaldılar bir süre sonra. Annelerin mezarlarına. Yahya Kemal Üsküp'te annesinin mezarını ziyaret etmek için bir başka ülkeye geçmek zorunda kaldı. Ülkenin kurucuları, kurucu kadroları, yaşadıkları, çocukluklarını geçirdikleri, merhum Fethi Bey'in deyişiyle bir zamanlar vali atadığınız yerlere şimdi büyük elçi atıyorsunuz ve utanmıyorsunuz demişti. Böyle bir kırılma dönemini yaşadık. Bir imparatorluğun, bir devletin büyük bir emperyal baskıya, o büyük paylaşım savaşında yaşadığı büyük acılara tanıklık ettiler ve yeni bir cumhuriyetin acılı doğumuna da aynı zamanda tanıklık ettiler. Her ölçüde kolay bir şey değil tabii. Bu büyük trajik durumdan sonra yeni bir ülke, yeni bir hayal kurmak, yeni bir dünya yaratmak, yeni bir insan. Onların her birinin buna emeği var. Akif'ten tutun da Ömer Seyfettin'e kadar. Herkes kendi dilince, kendi dünyasınca bu büyük ülkeye, bu büyük duygu biçimine, bu büyük hayal kurma biçimine katkı sağladılar. Ve bu edebiyatçıların aslında her birisinin kendince bir amacı vardı. İşte Türk dünyasını, Türk düşüncesini büyütmek yahut daha geleneksel İslami düşünceyi yahut daha batılı düşünceyi, Ziya Gökalp'in üç tarzı siyaset dediği, herkes bir çözüm aradı. Çünkü bu büyük ülkenin varoluşuna kendi bildikleri dilde katkı sağlamaya çalıştılar. Bu yüzden de emekleri önemlidir. Bizim bugün hayal etme gücümüze kattıkları önemlidir edebiyatçıların özellikle. Çünkü bu hayali kurmazsak bu hayalin arkasında bu büyük ülkenin geleceğini hayal edemeyiz yani. Dilde başlayan, hikayede başlayan meselenin özü kendi hikayemizin peşinde olmaktır. Kendi büyük hikayemizin. Bunu belki bir Afrika atasözüyle ifade etmek isterim. Diyordu ki orada tarihçiler, affedersiniz, aslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kadar avcılık hikayeleri hep avcıyı yüceltir. Bugüne kadar bu büyük ülkenin hikayesini bu büyük ülke üzerinde emperyal hevesleri olan üyelerine ödüllerini vermek istiyorum. Okul içinden 9 öykü katıldı. Öncelikle dikkate değer öyküler. 9D sınıfından Beyefendi adlı öyküsüyle Ela Gökmen Uğur geliyor. Yine okulumuzdan dikkat eder öyküsüyle Ahmet Erkan 11A sınıfından Postacı öyküsüyle geliyor. 11D sınıfından Musa Yahya Uzun Veda Mektubu dedi. Yine 11D sınıfından Erdenay Ataseven Barış'ın Mektubu dedi. 9B sınıfından Elif Akbulut Çekmece'deki Kayıp Anılar adlı öyküsüyle dikkate değer kategorisinde.
Katmolut programı öğrencilerimizi tebrik ederken danışman öğretmenlerine ben hediyelerini vermek için böyle bir davet edeceğim. Kiliz İl Aslan ve Yüksel Bacak edebiyat öğretmenlerimiz, ekip arkadaşlarımız, alkışlarınıza saygı ediyorum. Size sağlık diliyorum ve okul içi kategorisini hemen hızlandırarak oğul dediğim hazırlık E sınıfı Boran Alp Yalçın mansiyon ödülü için geliyorum. Üçüncülük ödülü için imzasız mektup adlı öyküsüyle 9 A sınıfı Ebu Bekir Taha Karagöz geliyor. İkincilik ödülü hazırlık C sınıfından sevgili Aysun dedi. Zeynep Afra Yılmaz geliyor. Ve birincimiz, kul kategorisi birincimiz 9G sınıfından kırlangıç mektupları. Aysima. Neredesin? Aysima Gezgin geliyor. Alkışlarım. Evet. Şöyle bir durum dikkatimi çekiyor benim. Şöyle bir durum var. Hakikaten yani hazırlık ve dokuzlar. İlk kategorisinde de bu dikkatimi çekti benim. Hazırlık ve dokuzuncu sınıflar daha sağlam öyküler ortaya çıkarttılar. Bilemiyorum yani ondan itibaren 11-12 olduğunda hani onu konuşuyorduk öğretmen arkadaşlarının kendi öykümüzü başta kaybetmeye başlıyoruz gibi. Yani bu hakikaten dikkate değer bir nokta. Ben hediyelerini, ödüllerini vermek üzere daha doğrusu danışman öğretmenlerimiz, edebiyat ekip zümremizden ekip arkadaşlarım Duygu Elif Yalçın ve Ayşe Gülver'in sahneye davet edeceğim. Yüreğinize sağlık. Şimdi tabii para ödülleri vardı. İlk kategorinin de önce dikkate değerlere hediyeleri veriyoruz. Daha sonra ilk dörde girenlerin para ödülleri var. Ben yeri gelmişken hemen bu işin maddi yükünü karşılayan öncelikle Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan Gönen'den geldiler, elleri boş gelmediler, çok nazikler. Onların hediyeleri var. Hediyeleri öğrencilerimiz çıkışta alacaklar. Aynı zamanda Or Yayıncılık'tan yine
Ömer Seyfettin'e sahip çıkan, Ömer Seyfettin setini hazırlayan, Furkan Karatopraklı'ya özellikle editörü, yayıncılığın editörüne teşekkür ediyorum. Ve ilk kategorisinin ödüllerini açıklamaya başlıyorum izninizle. Dikkate değer öyküler kategorisi. Yani finale kalanların ilk dördün dışındaki hediyeler bunlar, ödüller bunlar. İsimsiz adlı öyküsüyle Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Şevval Nur Karpuz'u geliyor. Ben danışman öğretmenini de sahneye lütfederlerse Ayşenur Aydın'ı hocamızı sahneye davet istiyorum. Ve sıralamaya devam ediyorum. Aşık Avare adlı öyküsüyle Terakki Vakfı Tepeören Anadolu Lisesi'nden Ece Naz Dönük dikkate değer öyküsüyle danışman öğretmenimiz Meltem Dilek lütfen derseniz sahneye almak istiyorum. Üçüncü dikkate değer öykümüz. Mektubu beklerken dedi kendisi Üsküdar Amerikan Lisesi'nden Ayşe Ece Gülkaylak ve danışman öğretmenimiz Tuhfe Hocam, Tuhfe Koçoğlu da geliyor. Gün Batımı adlı öyküsüyle Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden İrem Neşe Demirşin'i buluyor efendim. Danışman öğretmenimiz Elif Albayrak. Mektup arkadaşı İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi'nden Büşra Özmen. Dikkate değer öyküsüyle Elif Hanım, Elif Şuhun Hayat'a danışman öğretmenimle sahneye davet ediyorum. Ve son dikkate değer öykümüz İstanbul Erkek Lisesi'nden Enkazdaki Defter Osman Sınır danışman öğretmenimiz Keramettin Topkuran. Hatıra fotoğrafına geçmeden önce tabii hediyelerimizi önce vereceğiz. Ben sevgili arkadaşım İbrahim Varelci ve aynı zamanda Ol Yayıncılık Editörü Furkan Karatoprak'ın sahibi olan arkadaşım. Thank you.
Teşekkür ediyorum. Sertifikalar karışmış olabilir. Kent aranızda onu hallediyorsunuz. Sıralamada bir yanlışlık olmuş olabilir. Böylece aranızda bir diğer böyle vesile olmuş olalım yani. Efendim yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Diğer yarışmalarda da görüşmek üzere diliyorum. Buyurunuz. Bugünün en anlamlı hediyesi bütün gençlerimizin öykülerinin toplandığı yarışma kitabımız. 12. Öykü Yarışması'nın öykülerinin bulunduğu kitap. Çıkışta almadan geçmeyin. Danışman öğretmenlerimiz de birer tane okullar, kendilerinin okullarına götürdüler. Ve ilk 4 dereceye sıra geldi. Mansiyon ödülüyle devam edeceğim. Efendim, mansiyon ödülü Güneş Işığı'da ikiye yarmak adlı öykü ile Devin Ersoy'un oluyor. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi'nden. Ben danışman öğretmenimize tabii Kezban Hanım buradalar. Kezban Mert Akılsever, edebiyat öğretmenimiz. Efendim hediyelerini vermek üzere ben Salim Nizam'la tekrar sahneye çıkmalarını rica edeceğim. Evet, üçüncülük ödülüyle devam edeceğim. Nurgül Akın gelecek. İki mektup arasında öyküsüyle Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi'nden katıldılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet, danışman öğretmenimiz Yücel Bey, Yücel Öztürk de alkışlarınızla geliyor. Gönen Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Yalman'dan rica edeceğim. Alkışlarınızı da duyuyor. İkincilik ödülüyle devam edeceğiz. Artık ödüller alındıkça tabii büyük bir ihtimalle benim birinci ve ikinci şimdi sabırsız alıyordur. Acaba birinci miyim, ikinci miyim diyordur. Efendim ikincilik ödülü Hayrullah Kefoğlu Adanoğlu Lisesi'nden. Eflin Çördük. Yine 9. sınıf öğrencisi. Maya Baldwin'in mektupları. Ben şeyi merak ettim. Kim bu Maya Baldwin? Kendi aklımda oluşturduğum kurumsal bir karakter aslında. Ben kendim. Suna Hanım'ı da ben, Suna Demir Lenk Yılmaz'ı da sahneye davet ediyorum. Tabii Hayrullah Kefoğlu gerçekten bizim yarışmalarımızın müdavimleri. Çok güzel eserler çıkıyor okuldan. Edebiyat öğretmenlerini ben tekrar Suna Hanım başta olmak üzere selamımızı götürün, tebrik ediyorum. Hediyelerini vermek üzere ben... Aramızda çok kıymetli bir abim var, Sayın Ali Ural. Teşrif ettiler, geldiler. Ali Ural'ı ve tabii hemen yanında Hümeyra Yabar'ı sahneye davet edeceğim. Eminim Ömer Seyfettin ruhu şad oluyordur. Çünkü o bize özgüven aşılamak için yeniden kaybettiğimiz özgüveni
aşılamak için yeniden bu hikayeleri yazdı. Ve az önce Tarık Tufan Bey de sitayişle bahsetti kızınızdan. Hümeyra Yavar da sitayişle bahsetti. Çok merak ettim. Yani meraktan ölüyorum. Çıkar çıkmaz hemen okuyacağım, alacağım hikayeyi. Tebrik ediyorum sizi de, öğretmenler de. Çok büyük pay sahibi bu çocukların yetişmesinde. Dilerim Muhsin Çelebi ruhuyla ömrüm boyunca bu topraklar için yaz. Atalık tohumlar diyordu Meyra'ya var. Böyle bir şey olabilir ha. Hadi bakalım. Buyurun. Ben Ecrin'in hikayesini okuduktan sonra Ali Ural hocama yazdım. Hocam Maya Boldvin'i tanıyor musunuz diye. Tanımıyorum dedi. İnternette araştırma yaptım. Böyle bir karakter yok. Yani kurgu olacağına o kadar inanmadım, o kadar gerçekten oluşturulmuş bir karakter ki mutlaka okuyun kitapta. Sonra yine ikna olmadım, yabancı kaynakları taradım, rastlamadım. Böylesi ancak hikayede olur. Ellerine sağlık, muhteşem bir. Kabataş Erkek Lisesi'nin geleneksel Ömer Seyfettin Öykü Yarışması, 12. Öykü Yarışması'nın birincisi olarak tarihe geçecek. Çok kıymetli genç öykücümüz Koç Özel Lisesi'nden bu sene Zeynep Aliya Yıldız geliyor. Gökyüzünün Derinliklerinde. Ne zamandır öykü yazıyorsun? Ve neden Gökyüzünün Derinlikleri acaba? Birkaç kere. Görmemiş bir şehri anlatmak istedim. Daha ilgi çekmek, daha farklı bir yönden yaklaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Kalemin her zaman güçlü olsun. Tabii herkes kendi öyküsünü yazar bir açıdan. Herkes kendi öyküsünü yazar. Yazamazsa susar. Hiç susma umarım. Ve tabii danışman öğretmenimiz buradalar, edebiyat öğretmenimiz, Koç Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Derya Şenol da sahneye geliyor. Evet, hediyelerini, ödüllerini daha doğrusu vermek üzere. Ben okul müdürümüz Muharrem Bayır'ı tekrar sahneye alacağım ve jürimizde çok kıymetli mesaileri harcayan Tarık abim, Tarık Tufan beyefendiyi de sahneye alacağım. Zeynep'in hikayesini okudum. Gerçekten gökyüzünün derinliklerinde kayboluyorsunuz. İnanılmaz betimlemeleri var. Umarım kalemi devam etsin, hiç solmasın, gökyüzünün derinliklerinde kaybolsun gitsin. Kalemine sağlık, teşekkürler. Emeğine sağlık. Yüreğinize sağlık. Evet, ödül törenimiz burada sona erdi. Bu arada dikkate değerlerde burada bir yoğunluk yaşadık. Bir karışıklık oldu muhtemelen. Ondan sonra affınıza sığınarak daha nice yarışmalarda, daha nice öykülerle buluşmak dileğiyle diyorum ve bütün katılımcılarımızı, ben jüri üyelerimizle birlikte öğrencilerimizi de sahneye davet ediyorum toplu fotoğraf için.